Denver Sanat Müzesi'ndeyiz ve sanatçı Francisco Calapera'nın Kasta tablolarına bakıyoruz. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan tamamlanmış tek Kasta tabloları dizisidir. Normalde toplam 16 adet bulunuyor ancak bugün galeride sadece 14'ü ziyaretçilere açık. Diğer iki tablo ise çağdaş dönem Güney ve Orta Amerika kökenli sanatçıların çalışmalarına dahil edilmiş durumda. Bu tablolar sanatçılar ve halkın ilgi odağında. Bugün bile bizim için büyüleyici resimler. Hadi neleri gördüğümüzü bir konuşalım. Burada bize Yeni İspanya'daki ırksal karışımı tasvir eden bir dizi tablo görüyoruz. Tabloların hepsi Meksika'da yapılmış. Mexico City adlı şehri de içeren Meksika, o dönem Yeni İspanya Genel Valiliğine ait bir koloniydi. Bu valilik kralın naibi genel vali tarafından yönetiliyordu. Yeni İspanya'da Amerika kıtasında doğan veya Amerika kıtasına göç eden İspanyol kökenli insanlar ile yerli halk yaşıyordu. Ayrıca köle olarak getirilen Afrikalı insanlar da vardı. Tabi bir de hiyerarşi mevcuttu. İspanyol kökenli insanlar ya da kreoller bu hiyerarşinin en üstünde yer alıyordu. Ve bu insanların daha fazla maddi olanakları, eğitim olanakları vardı. Kreoller hiyerarşinin en altındaki kesimle evlenince melez çocuklar doğdu ve bu da tabii kaygı uyandıran bir duruma dönüştü. Amerika'daki İspanyol kolonilerinde daha az soylu olan alt sınıflardaki insanların konumlarını değiştirip kendilerini üst sınıf olarak göstermek için fırsatları vardı. Bu durum da muhtemelen saf İspanyollar ve kreoller için endişe yaratıyordu. Kasta tabloları kısmen bu ırkları betimlemenin, sistemleştirmenin bir yolu olarak görünüyordu. Tabloların en altında genellikle neyin betimlendiğini açıklayan bir etiket bulunur. İlk tablonun etiketinde de Espanyol e India Nase Mestiza yazıyor. Bunun anlamı ise bir İspanyol baba ve bir yerli anneden doğan melez çocuk. Adamın Avrupai kıyafeti ve üç parçalı şapkasına bakarak İspanyol olduğunu anlayabiliriz. Kendisi bir kurumda çalışan memur gibi görünüyor. Adam İspanyol elit kesiminin bir üyesi. Aynı şekilde yine kıyafetlerinden dolayı buradaki kadının da yerli halktan olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabloda ayrıca Amerika kıtasına özgü çeşitli meyveleri de görebiliyoruz. Mesela şuradaki ananas veya papaya gibi görünen diğer meyveler. İkinci tabloya geçecek olursak, burada bir İspanyol adam, bir Castizo kadın ve İspanyol çocuklarını görüyoruz. Tablo dizisinde ilerledikçe insanlar meslekleriyle tasvir ediliyor. Mesela işlerinde çalışıyorlar, daha az boş zaman aktivitesi yapıyorlar vesaire. Ancak yine de betimlenen şeyler tablodan tabloya değişiyor. Tablolarda işçiler, hiyerarşide daha düşük sınıflarla ilişkilendiriliyor ve ırkları da saf ırktan ziyade melez. Irk o dönemde de aslında akışkan bir kategoriydi. Yani bu kasta tablolarının tasvir ettiği gibi katı geçişler olması gerekmiyordu. Bildiğimiz kadarıyla çoğu kasta tablosu İspanya'ya ve Avrupa'nın geneline ihraç edilmek için yapıldı. Hatta 1711 yılında yapılmış ilk kasta tabloları örneklerine dair kanıtlar bulunuyor. Bu ilk tablolar Yeni İspanya'nın genel valisi için yapılmış olabilir ve vali de büyük olasılıkla İspanya'ya geri döndüğünde bu tabloları yanında götürmüştür. Bu yüzden kendisine şunu sormalıyız. Vali ya da başka biri sanatçılardan bu tabloların yapımını neden istemiş olabilir? Bir açıdan bakarsak kasta tabloları Amerika kıtasının çeşitli ürünlerini resmediyordu ve Yeni İspanya'yı uçsuz bucaksız bir doğa harikası olarak nitelendiriyordu. Bu anlamda kreoller de dahil olmak üzere yeni İspanya'da yaşayanların burada yaşamayla ilgili sahip olduğu gurur duygusu resmediliyor diyebiliriz. Öte yandan İspanyollar için bu tablolar yeni İspanya'nın daha egzotik bir tasviri olarak nitelendiriliyor da olabilirdi. Örneğin burada tortilla yapan bir kadın görüyoruz. Burada ise tamale pişiren bir başkası resmedilmiş. Hemen aşağısında da mole sosu ve et hazırlandığını görüyoruz. Kısacası Yeni İspanya'nın sözüm ona egzotik yiyecekleri burada resmedilmiş. Ayrıca Yeni İspanya'yı Asya ve İspanya'nın kesiştiği bir bölge olarak da okuyabiliriz. Bunu özellikle 14. tabloda görüyoruz. Burada mavi ve beyaz renklerden oluşan porselenler karşımıza çıkıyor. Bu porselenler bir ihtimal Asya'da yapılmış ve daha sonra Manila kalyonları ile beraber Yeni İspanya'ya yolculuk yapmış. Tablolarda sebze ve meyveleriyle yeni İspanya'nın cömertliğini, buradaki halkın üretkenliğini görüyoruz. Ayrıca özellikle aile ilişkilerinde vücut bulan bir uyum duygusu ve bir aradalık var. Sanatçı Calapera'nın İspanya'da doğduğunu ve Madrid'deki bir sanat akademisinin üyesi olduğunu biliyoruz. Calapera daha sonra Meksiko City'deki bir sanat akademisine katıldı ve yakın zamandaki araştırmalar bize Kasta resim türünün Meksiko City'deki ressamlar tarafından resmin statüsünü ve bununla beraber kendi mesleki statülerini yükseltmek için geliştirilmiş olabileceğini gösteriyor. Ve tabii bu resimlerin sanat tarihçileri tarafından günümüzde bile ele alındığını söylemeliyiz. Hala onları araştırmaya ve yorumlamaya çalışıyorlar. Bu yüzden gelecekte bu tablolar hakkında daha neler öğrenebileceğimizi düşünmek bile oldukça ilgi çekici.